Aslanım, canım, müsaadenizle benim de size bir emanetim vardı. İlk önce onu alayım. Yorumlara başlamadan önce. Al hayatım. Alabilir miyim bir ses? Bu mu? Haftanın en cadı giyini olarak bunu Emine Hanım'a takmak istiyorum. Şeydacığım, senden de böyle bir hareket beklenir. Yani bu kadar cadı kazanın arasında bir cadı lazımdı değil mi? Bence yakıştı sizce. Sen gayet güzel karşıladın ya. Değil mi? Yani ben olsam tepki gösterirdim. Yani şöyle aslanım, kendilerinin de benden aşağı kalır yanı olduğunu düşünmüyorum. bana sormadan takması sadece. Hani ben alıp takabilirdim. Gerçi eğilemiyorum, tacım tacın düşüyor. Tacın çok güzel, evet, maşallah. Onun için tek başlayayım ya malum. Yalnız Emine'cim şapka tacından daha çok elbisenle kombinler. Ama bana yakıştı bence. Güzel oldu. Bence hiç eriti durmadı, çok yakıştı. Teşekkür ediyorum hediyen için. Bu benim için bir hediyedir, saklayacağım. Evet, Şeydacığım. Bunun hareketi bence çok yanlıştı ama Emine çok büyük tepki vermedi. Ne güzel, cadı kazanına ben düşmüşüm. Öyleyse şovun başlasın. O zaman bu takılı kalsın ben de. Madem cadıyım böyle bir hakkını verip öyle bir yorum yapayım. Estağfurullah. Şöyle, izin verirseniz başlıyorum. Tabii. Öncelikle Buse'cim, ben bu salonu dizerken kafanın çok karışık olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü tüm detaylar mevcut. Ahşap var, gold var, evet, gümüş var, rose gold var. Yani hepsi bir arada. Yani mutfağa ayrı olarak safını böldüm. Siyah da var. Hani yine bütün olarak isterdim. Bütün ayrı ama mutfak masan orada ya. Bütün olarak düşünürsek hani o benim gözümü çok yordu. Konsolun üstündeki çiçek aşırı gözümü yordu aynı şekilde. Oraya hiç yakıştıramadım. Bunları bir araya getirmen hoş durmamış. Bir de benim gözümü rahatsız eden bir şey var. Mesela şu boruyu hani bir şekilde nasıl kapatırdım bilmiyorum ama. Şöyle bir şey söyleyeyim. O boru hiç kimse de, ben siz gelinlerin evine baktım, dikkat ettim. Hiçbiriniz de boyalı değildi. Hep siyahtı ki o boruyu boyamak zaten belli bir izin gerektiriyor. Ve ben sırf salonumda kötü durduğu için onu kendim boyadım. Boya değil de hani böyle beraber boyadım. Hiç de göze batmadı, evet yani. Çünkü o siyah miydi? Çoğu gelinde dikkat ettim. Kimde siyahtı? Dün mesela Munise'de siyahtı. Bir de birinizin mutfağından gidin, hatırlamıyorum yanlış olmasın. Birinizin mutfağında da o boru vardı ve siyahtı. Bu boruların kapanması mümkün değil hanımlar. Yani evet, bunu neyle kamufle edeceksin? Sar sar. Boyadım maalesef hani, ben de. Ocağın oradaki doğalgaz borusu şöyle değil ki, yarım metre bir şey. Boydan boya kapı girişinden... Evet. Balkona kadar. Ben doğalgaz borumu da bir şeyler aldım. Marangozlara gittim, araştırdım. Orayı da kapattırdım. Çok zor oldu. Bak şu an görüyorum buradan. Kapanmış. Mutfağa geçince yani, daha detaylı yani bakarız oraya. Bu tarz şeylere dikkat etmen gerekir bence. Yani yo, ben yorumumu boruyu beni rahatsız etti. Ekstra boyamışım. Aksine hoşuna gitmedi. Hani boyayınca kapanmıyor yani. Yani o boruyu ben yapmadım oraya sonuç olarak. Ben sen yaptın demedim. Bir terslenme de, kaç gündür minnoşsun. Minnoşluğunu bozma yok, bence. Yok, terslemiyorum. Ben kendi yaptığım el emeği eşimle birlikte yaptığım bir şey söylüyorum. Tamam. Onun dışında ben bu avizeyi buraya hiç yakıştıramadım. Hani ne mana buldum. Çok çok eriti duruyor. Hiç hoş durmamış. Bir uyum yok avizeyle odağında maalesef. Sen de mi aynı fikirdesin? Evet. Aslanım, rose gold, gümüş. Yani... Kafan salonda çok karışmış. Çok bağımsız o avize. Çok bağımsız. Tek başına çok güzel. Evet. Ona bir yorumum yok ama salonla çok alakasız olmuş. Ben alakalı olduğunu düşünüyorum. Ahşap, gold, gümüş diyorsunuz ya. Ben bunların uyumunu geçiş olarak sağladığımı düşünüyorum. Yani hani sürekli işte gold zehirlenmesi, gri zehirlenmesi, ayna zehirlenmesi, bunları tabir ediyorsunuz. Ben de herhangi bir zehirlenme yaşadığınızı düşünmüyorum. Yok, zehirlenme ve değil. Ve uyumlu olduğunu düşünüyorum. Abartı hiçbir şeyin olduğunu ama hani düşünmüyorum. Ben zaten karışımı ve istiyorum. Karışık diyorsun. Biraz sonra da benim büyük ihtimalle orta sehpamı eleştireceksin. Benim orta sehpam da bu yüzden. Nereden biliyorsun? Daha oraya girmedim yani çünkü ki. Çünkü orta sehpasında bütün gelinlerde eleştirildi ya. Ya ben de baştan ben daha söylüyorum. Oraya girmedim. Orta sehpam yok. Ben söylersem cevap küçük verirsin. Ben yok, daha ben söylemedim. Kendim baştan söyleyeyim. Tamam. Onun dışında bir de ben işte duvar kağıtların bu taraf başka, bu taraf başka, o biraz beni rahatsız etti. Ben mesela duvar kağıtlarıma göre eve girdiğimizde böyleydi. Duvar kağıtlarıma göre dekorasyonda ilerlemeye çalıştım. Çiçeğimde mesela pembe geçişleri yaptım. Klentlerimde pembe geçiş sağlamaya çalıştım. Yine aynı şekilde halımda pembe geçişler olduğunu düşünüyorum. Gül kurusu gibi değil mi? Evet. Şu herhalde. Evet. Mesela ahşap diyorsun. Yemek masamın altında koyu bir ahşap tonu var. O koyu ahşap tonuyla da bu büyük vazon diğer taraftaydı. Onun bir geçiş sağlamasını sağladım. Yine mutfağımda da daha sade ilerleyip oraya gözün gitmesindense salon olarak burayı
daha yok, ben seviyorum çıkardım. Zaten bir şeyleri karıştırmayı. Anladım. Ben de tek düze sevmem. Hı-hı. Ama bu da fazla olmuş gibi, evet, geldi. Bir de duvar kağıdı olduğu için mi hani hiç evde tablo yok? Evet, duvar kağıdı olduğu için hareketli ekstra olduğu bir tablo için koysam daha karışık dururdu yani. Anladım. Tablo olsa o benim ilgi alanım olduğu için onu yorumlayacaktım. Hı-hı. Ama yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.